Değerli kardeşlerim, evrimi çürüten, yaratılışı ispat eden indirgenemez kompleks yapıdaki pıhtılaşma mucizesini öğrenmeye devam ediyoruz. Profesör Behe, Darwin'in Kara Kutusu kitabında konuya devamla şöyle diyor. Benim amacım daha ziyade kanın pıhtılaşmasının karmaşıklığını görebilmenizi sağlayıp, bu sistemin adım adım yani evrimle ortaya çıkıp çıkmayacağı hakkında karar vermenize yardım etmektir. Kan plazmasındaki proteinlerin %2 ila 3'ü fibrinojen 6 adı verilen karmaşık bir proteinden oluşmaktadır. Fibrinojeni hatırlamak kolaydır. Zira bu proteinler pıhtıyı oluşturan fiberi üretirler. Ancak fibrinojen sadece pıhtı ham maddesidir ve serbest kalmayı bekleyen bir silahtır. Diğer proteinleri neredeyse tamamı pıhtının uygun zaman ve yerde oluşmasını kontrol ederler. Fibrinojen 3 farklı protein çifti olmak üzere toplam 6 protein zincirinden oluşmaktadır. Elektron mikroskobu fibrinojenin iki ucunda ikişer ve ortasında da bir tane yuvarlak şişlik bulunan bir çubuk şeklinde olduğunu göstermiştir. Yani fibrinojen çubuğun ortasında fazladan bir ağırlık bulunan bir haltere benzemektedir. Normalde fibrinojen okyanus suyundaki tuz gibi plazma içinde çözülmüş durumdadır. Kanamaya sebep olan bir yaralanma ya da kesik gerçekleşinceye kadar kanda sakince salınmaktadır. Kanama başlayınca trombin adı verilen başka bir protein, fibrinojendeki 3 protein zincirinin ikisinden küçük parçalar keser. Fibrin olarak adlandırılan bu kırpılmış proteinin yüzeyinde kesilen parçaların örttüğü yapışkan yamalar açıkta kalmıştır. Yapışkan yamalar diğer fibrin molekül parçalarıyla birbirini tamamlayıcı durumdadır. Fibrin molekülünün şekli nedeniyle uzun iplikler oluşmakta olup bu iplikler birbirlerinin üzerinden geçtiği için kan hücrelerini yakalayacak bir balık ağı gibi ağ oluştururlar. Bu pıhtının başlangıç halidir. Bu ağ minimum protein kullanılarak azami genişlikte bir alanı kaplar. Eğer topak şeklinde olsaydı bu alanı kapatmak için çok daha fazla protein gerekecekti. Yani burada da müthiş bir iktisat ve hikmeti görüyoruz. Fibrinojenden bir testere gibi parçalar kesen trombin, kontrollü bir sürecin son adımını icra etmektedir. Eğer bu testere onu çalıştıracak diğer adımlara ihtiyaç duymaksızın sürekli çalışma devam etseydi ne olurdu? Aynı şekilde kanın pıhtılaşması olayında kullanılan diğer proteinler sadece fibrinojen ve trombin olsaydı yine kontrolsüz bir süreç olacaktı. Trombin, fibrin üretmek için hemen fibrinojenden parçalar kesmeye başlayacak ve canlının tüm dolaşım sistemini kaplayan devasa bir pıhtı oluşacak ve onu donduracaktı, öldürecekti. Canlının hayatının devamı için organizmanın trombin faaliyetlerinin kontrol edilmesi gerekir. Dikkat ediniz, kontrol fiilinden bahsediyoruz. Yine gayeli ve nizamlı, çok hassas ve kritik bir fiil ve yine şuursuz, cahil, kör maddelerin yapamayacağı ve hayali evrim süreçlerinin üretemeyeceği bir organizasyon. Evrimciler buna ne diyecek? Kanayanlar elendi, pıhtılaşanlar hayatta kaldı mı diyecek? Ya pıhtılaşanlar da elenirse? Çünkü kanama kadar pıhtı da bir ölüm sebebi olabilir. Bu tarz son derece bilimsel evrimci açıklamalara hayran olmamak elde mi? Vücut, enzimleri, fibrinojenin kesilmesi gibi kimyasal tepkimeleri katalizleyen proteinler, kullanım zamanı gelinceye kadar genellikle etkisiz yani aktif olmayan bir şekilde tutar. Etkisiz bu forma proenzim de denilmektedir. Belirli bir enzime ihtiyaç duyulduğu sinyali geldiğinde buna uygun proenzim enzim oluşturmak için aktifleştirilir. Proenzimler fibrinojenin fibrine dönüşmesi olayında olduğu gibi genellikle önemli bölgelerini kapatan parçaların kesilmesiyle aktif hale geçer. Bu strateji genellikle sindirim enzimleriyle uygulanır. Vücutta saklanan proenzimlerin miktarı oldukça fazladır ve iyi bir yemek gelinceye kadar aktif hale geçmezler. Trombin başlangıçta protrombin olarak etkisiz bir şekilde bulunur. Etkisiz olduğu için fibrinojeni kesemez ve böylece canlı hiç de uygun olmayan devasa bir pıhtılaşma sonucu ölmekten korunmuş olur. Peki bu gayeli koruma işini kim yapmaktadır? Kim yapabilir? Hayatlarımızı kim koruyor? Evrimci hikayelerde olduğu gibi yine körler, sağırlar birbirlerini mi ağırlar? Yoksa ilim, hayat ve rahmet sahibi olup hayat verebilen bir yaratıcı mı yapabilir? Devam edelim. Kanın pıhtılaşmasına görev olan proteinler fibrinojen ve protrombinden ibaret olsaydı canlı için tehlikeli bir durum söz konusu olacaktı. Canlı vücudunda bir kesik oluştuğu zaman protrombin ve fibrinojenden yardıma muhtaç bir şekilde kanda salınacak ve organizma kan kaybından ölecekti.
protrombin fibrinojeni fibrine çeviremeyeceği için onu da aktif hale getirecek bir şeye gerek vardır. Burada okuyucunun kan pıhtılaşması olayının neden kaskat olarak adlandırıldığını anlamış olması gerekmektedir. Bu olayda her bir bileşen bir diğerini ve o da üçüncüyü tetiklemekte ve sistem bu şekilde gitmektedir. Stuart faktörü olarak adlandırılan bir diğer protein, protrombini kesip onu trombine dönüştürmektedir. Trombin de fibrinojeni kesip kan pıhtısı oluşturacak fibrine dönüştürmektedir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, ne yazık ki kandaki proteinler Stuart faktörü, protrombin ve fibrinojenden ibaret değildir. Öyle olsaydı Stuart faktörü kaskadı hemen tetikleyecek, organizmadaki kanı pıhtılaştıracaktı. Burada Stuart faktörü de aktifleştirilmeyi bekleyen etkisiz bir halde durmaktadır. Bu noktada geliştirmekte olduğumuz tavuk yumurta senaryosundan biraz uzaklaşacağız. Aktifleştirilmiş Stuart faktörü de protrombini etkinleştiremeyecektir. Stuart faktörü ile protrombin bir deney tüpüne konularak karıştırılırsa bir canlının kan kaybından ölmesine neden olacak, uzunca bir süre geçmeden dikkate değer bir trombin üretimi gerçekleşmeyecektir. Yani Stuart faktörünün faaliyetini hızlandıran faktör kelimesi genellikle araştırma sırasında incelenen bileşenin özellikleri tam olarak bilinmediği zaman kullanılır. Protein, karbonhidrat, yağ ya da başka bir şey. Bazen kimliği tespit edildikten sonra bile eski adı kullanılmaya devam edilir. Kan, pıhtılaşma esnasındaki bütün faktörler proteindir. Akselerin adı verilen başka bir protein gerekmektedir. Bu dinamik ikili akselerin aktif Stuart faktörü protrombini kanamalı organizmanın işine yarayacak kadar hızlı keseceklerdir. Bu durumda tek bir proenzimi aktifleştirmek için iki ayrı proteine ihtiyacımız vardır. Tahmin ettiğiniz gibi akselerin de etkisiz bir şekilde proakselerin olarak bulunmaktadır. Peki onu harekete geçiren nedir? Trombin. Fakat trombin de daha önce gördüğümüz üzere proakselerine göre düzenleyici kaskatın daha alt basamaklarındaydı. Yani akselerin üretimini düzenleyen trombin, büyük anne üretimini düzenleyen torun gibi olmaktadır. Bakınız, bilimsel bulguların bu pıhtılaşma kaskadı gibi bize öğrettiği birçok indirgenemez komplekste gerçeklerinden bir diğer örnek de şöyledir. En basit bir canlı oluşumu için en az 250 farklı proteinin aynı anda mevcut olması şarttır. Her bir proteinin ömrü sadece 2-3 saniyedir. Proteinlerin oluşması için DNA, RNA, ribozom ve enzimler gereklidir. DNA, RNA, ribozom ve enzimlerin oluşması için de proteinler gereklidir. Ve eğer hücre ortamı olmazsa bunların hiçbiri de işe yaramaz, hepsi hemen yok olur. Milyarlarca yıl hücre oluşumunu veya birbirlerinin oluşumunu bekleyemezler. Profesör Stephen Mayer de tek bir protein tesadüfen ve bir evrim sürecinde kademe kademe parça parça oluşma ihtimalinin imkansızlığını şu sözlerle ifade etmiştir ki bunlar bilimsel gerçeklerdir. Tek bir protein oluşması için DNA gerekir. Protein olmadan DNA oluşamaz. DNA olmadan protein oluşamaz. Protein olmadan protein oluşamaz. Tek bir protein oluşması için 60 ayrı protein gerekir. Bu proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz. Ribozom olmadan protein oluşmaz. RNA olmadan da protein oluşmaz. ATP olmadan protein oluşmaz. ATP'yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz. Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz. Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz. Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz. Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir. Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. Bu sistem bir arada çalışmak zorunda olan iç içe bir sistemdir. Biri olmadan diğeri olamaz. Tek bir parçası var olsa bile sistemin diğer parçaları olmadan bu parça hiçbir işe yaramaz. Kısacası bir proteinin var olması için hücrenin tamamı gerekir. Hücre, bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısı ile aynı anda var olmadığı sürece tek bir tane bile protein meydana gelemez. Bu parçaların hepsinin aynı anda var edilmesine ise evrim denilemez. Bu varoluş çok açıktır ki evrim tanımıyla öğretileriyle taban tabana zıttır. Peki ne denilir? Tüm parçaların aynı anda mükemmel halleriyle varoluşu apaçıktır ki yaratılıştır. Ve yaratıcının varlığını, birliğini, bir anda hepsini birden yaratabilme gücünü, ilmini ispat etmeye yeter. Evet, lütfen dikkat ediniz. Ne Profesör Behi, ne Profesör Mayer bize İncil'den ayet okudular, ne de biz size Kur'an'dan ayet okuduk. Bunlar bilimsel gerçeklerdir, gerisi ise evrimci hayallerdir. Gerçek olması imkansız olan filmsel senaryolardır. Ateizme ve evrime şartlanmış zihinlerden çıkan hezeyanlardır. Şimdi soralım. Bilimin gösterdiği mi bilimseldir, göstermeyip çürüttüğü mü? Peki bilim neyi gösteriyor? Evrimi mi, bir anda birçok yapının aynı anda var olmasını, yani yaratılışı mı? Göz, kulak, beyin, kalp, karaciğer vesaire. Organ organ, hepsi. Ayrıca mide bağırsak sistemi, kalp dolaşım sistemi gibi yine yüzlerce makro sistem de indirgenemez kompleks yapıdadır. Ve evrimi çürüten apaçık yaratılış kanıtlarıdır. Örneğin kalp damar sisteminde aort olmadan vena cava inferior ve superior damarları bir işe yaramaz. Üçü aynı anda var olmak zorundadır. Kalbin karıncık, kulakçık, sinoatrial not, AV not, his purkinje sisteminden de biri eksik olsa diğerleri bir işe yaramaz, varlıkta kalamaz. Hayat mümkün olmaz.
yine beşi birden aynı anda var olmak zorundadır gibi örnekler saymakla bitmez. Peki bunların üçünün, beşinin, onunun aynı anda var edilmesine evrim denilebilir mi? Elbette denilemez. İşte bu apaçık yaratılışın ta kendisidir. Klasik evrimci yaklaşımlarla buna da kılıf uydurup isim takarak yok hızlanmış evrim, yok jet evrim, ışınlanmış evrim vesaire gibi isim takmaya kalkanlar olursa lütfen onlarla uğraşmayınız. Kendinizi yormayınız, değmez. Onlara sadece tabi evolution of soil, toprağın evrimleri selam size deyip geçiniz. Acıyıp hidayetleri için dua ediniz. Ey insan, akıl ve insaf sahibiysen tereddütsüz şekilde imkansız bir hayal olan evrimi reddetmek ve her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'a iman etmek için hala ne kanıt arıyorsun? Daha neyi görmeyi bekliyorsun? Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.